küçük küçük pizzacıklar. Olena, sen daha çabuk yaptıydın. Yaparım, daha çabuk yaparım. Hem de bakın pizzanın hamuru o kadar kalın olur mu ya? Daha ince olur değil mi? Tabii ki, o daha kabaracak. Şu kadar hamur yiyeceğiz. Pizza değil yani, börek yiyeceğiz. Olenacığım, ne yiyeceksin? Tam anlamadım. Bir daha söyle tekrarla. Yani pizza şimdi benzemiyor. Çünkü çok kalın açmışsın hamuru. Pizza daha da bu mayalanmış mı hamur? Çok kalın açtın, pizza incecik olur. Yoksa hamur yiyeceksin. Pizza bu değil. Normal bildiğim büyük pizza değil. Bak adı bile mini puff pizza diye geçiyor. Yani poğaçamsı zaman... bir görüntüsü var zaten. Ne diyeyim, seni kalbini kırmak istemiyorum ama bilmediğin şeyler hakkında da çok fazla yorum yapma bence. O zaman pizza isim koymayacaksın. Şey neydi o? Bunun literatürde ismini ben koymuyorum. Burada böyle hoş geldin. O zaman poğaça öğren isim yani. Koyacaksın. Bundan mı koyacağım? Açık bir poğaça de. Tamam, pizzaya hiç karıştırma ki orada. Yani üstünde hangi poğaçanın üstünün açık olduğunu gördün acaba? Poğaça yedin mi ya da daha önce? Yedim, hem de lezzetli. Poğaça ama... yedin, okeysin. Hangi poğaçanın üstü açık yediğin poğaçalarda? Hamur poğaça gibi diyorum. O zaman madem bir şey uyduruyorsan üstü zaten açık poğaça bak, de. Bunlar minik puf poğaçalar orada. Gibi olduğu için mini pizza adı. Ben pizza yapıyorum demedim. Bak mini pizza yapıyorum. Aç bir telefonunu. Hı-hı. Bak bütün tariflerde zaten aynı bu şekilde yazıyor. Minik öğren ne olduğunu, sonra gel benimle konuş. Minik tamam. Ne olduğunu biliyor musun o zaman? Efendim? Bu küçük minik ne olduğunu biliyor musun o zaman? Senin bu... yaptığın şeyler gibi bu kadar mı? Ağızlarına değdirip bıraksınlar mı istiyorsun? Evet, ha, biliyor musun? Gibi böyle o ucundan muhallebi değdirip geçirelim öyle istiyorsun evet, herhalde. Evet, o profiterol'dü ve bu tam boyutu. Hatta daha küçük yapılıyor, haklısın bazen. Senin yaptığın şeyi pizzaya söylemek gerçekten çok kötü bir şey. Yani Olenacığım bak şimdi senin tuzlu profiterolünü burada yemiyoruz biz. Öyle bir şey yemiyoruz ama yine de güzelce yorumladık, tadına baktık ve kalbini kırmadık hatırlatırsam sana. Yani senin bizim kültürümüzle alakalı olmayan şeyler yapıp sonra da benim yaptığım şeylere laf atman çok saçma. Sen hamuru yoğurmadın bile. Önce kaşıkla karıştırdın. Eline bir kere şöyle aldın. Hamuru iki defa böyle yaptın, bıraktım. Ben seni dün çok dikkatli izledim. Birinci profiterolün hamuru böyle yapılıyor. Bir telefonu aç, oku istersen. İkinci, canım Türkiye'de yaşıyoruz. Bakmama gerek yok, ihtiyacım yok Ukrayna yemeklerine. Bu Ukrayna yemeği değil, bu Fransız yemeği. Kusura bakmayın ama benim yaptığım hamuru demek ki böyle gerektiriyor. Ben evet bir kilo un kullanmak istemiyorum hamurda, yani benim halimi kurtarmak istiyorum. O yüzden özellikle böyle hamuru seçiyorum çok kolay yapılsın diye. Ve senin kalbini kırmadım, sadece sordum neden pizza isim koydun? Çünkü pizza minik olsa da minik bu küçük anlamına geliyor. Hamur çok kalın olmuş. Daha tamam, çok poğaça Olena, yemezsin gibi. Olur biter, benim için problem yok, fark etmez. Senin gibi yemedim. Kolaya kaçmadım, hamuru ben yaptım. Sen gidip o zaman haşlanmış böyle hazırlar var ya, donuklar, ondan alıp yapsaydın. Burada mantı öyle açılmıyor. Öyle elinde böyle oynayıp bırakmıyorsun. Mantıyı açıyorlar, kocaman yapıyorlar. Tek tek küçük küçük yapıyorlar. Yani sen şu anda bir şeyleri eleştiriyorsan, sana gelirsek seninkisi bize göre değildi zaten. Ama ben Türkiye'deki mantı yapacağım demedim ki. Ben Ukrayna yemekleri tamam yapacağım dedim. Tamam işte kolay dedim. Olduğu için onu seçtin zaten. Ha tamam. Sonuçta ben tekniği doğru kullandım mı? Kullandım. Çünkü ben kalksam Kayseri mantığı yapacağım ve böyle kocaman kocaman bir şey yapsaydım, sen bana laf söyleseydin ağzımı açmazdım. Ama sen şimdi bilmediğin yemek hakkında bir yorum yapıyorsan... Burada pek doğru olmaz. Bak mini pizza dediğim şey, yanındaki hanımlara da soralım. Burada o yediğimiz büyük ince pizza değil bu. Burada böyle poğaça gibi oluyor. Üstüne malzemelerini koyuyorsun. Adı göstermelik mini pizza oluyor. Yani gurme gibi davranacaksan önce araştır, sonra gel bana saldır bence. Ama sen şimdi dedin ki poğaça gibi. Yine de benim söylediklerim doğru. Hamuru onun gibi diyorum ama bak hiçbir poğaça açık değil. Yani onun kalınlığında olur. Normal pizza inceliğinde olmaz bu. Bunun pizzayı ne yaparlar? Merdaneyle açarlar normalde ince olsun diye. Bunlar açılmaz, bunlar elle yapılıyor. Bir şey söyleyeceğim, bu biraz kalınca mı? Bunu biraz böyle şişiyor, mi? Daha da kalın ya oluyor. Evet. Yani bunlar içinde kalıyor. Ha. Peynir gelecek mi bunun üzerine? Kalın olacak değil mi o? Bayağı bir hamur yani. Kalın olması lazım onun evet, zaten. Evet, şişiyor. Pastanede de böyle satılmıyor mu bu? Para verip aldığımız şey de böyle değil mi? Yok, ben yanlış vermem. Bir şey mi yiyorum dışarıda yoksa?
Tamam, sana, peki, sana hadi buna devam et sen. Ki. Bir şey söyleyeceğim. Finalde masada göreceğiz zaten. Ya beğenmezsen yemezsin, olur biter ya. Bu kadar basit. Ben yemediğim yemeğe çok, yani çok puan umurumda vermem. Değil seni yiyip yememen. Ben yine yemediğim yemeğe puan vermem. Aa, ama burada tatman zor, tatmak tabii zorundasın ki hayatım. Yemedim, çünkü herkes yemedim senin yemeklerini tattı, yedi. Bir şeyler söyledi aynı günü şekilde. Geçti, o yüzden rahat rahat konuşuyor hanımefendi. Yemezsin rahat dediği sallıyor için dedim. Biz Olena'nın kalbini kırmayalım. Aman şöyle bak, aman Olena, böyle dedikçe. Sana kim kaç puan verdi bugün öğreneceksin biraz sonra. Öğreneceğiz bugün. Bugün artık altınlar sahibini bulacak. O yüzden kim kime ne vermiş herkes öğrenecek bugün. Hadi bakalım, ben sana bunları veriyorum. Hemen içlerini yapıyorsun. Güven, sen ne yapıyorsun? Çırpıyorum, blenderlık. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.